sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com.tr ve Kayseri Züri Mahsars'ın katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 13 Ekim 2023 cuma günü hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Gerçi insanın asıl cuması vicdanıdır. Vicdanınız ne kadar iyiyse, insanlara ne kadar faydalıysanız o kadar cumanız mübarek olsun ama İnsanlara ne kadar faydasızsanız ya da kötülük peşindeyseniz cumanız o kadar hayırsız olur. Ben söylemesin. Batshuayi'nin İsrail'de top koşturan kardeşim Aaron Leia Iseka. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un büyük uğraşları sonucu bölgeden tahliye edildi diyor. Otospor'un haberi. Ben bunu çok fazla doğrulayamam açıkçası. hani Ama illaki özel uçağını gönderme durumu olabilir. Ali Koç böyle şeyleri sever açıkçası. Hani ahde vefa imandandır diye bir hadis-i şerif var. Tabii ki şu Müslüman değil ama umarım ahde vefa gösterir. Ve bu takım yani bu takım için ve Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini yapar. Süper Lig'in ilk 8 haftasında en fazla top kazanan stoper ikilleri. Bekao Ciku 170 olmuş. Bir şey söyleyeceğim. İlk 8 haftasında en fazla top kazanan stoper ikilileri. Yalnız burada bir eksiklik belirteyim. Bekao ve Kao ve ciku bu kadar şey yapmadan yan yana oynamadılar. Yani biri varken biri yoktu. Başkası varken biri yoktu. Ona rağmen Emirhan Moçsi 160'mış. Ömer Toprak Veysel 153 diyor. Semih Güler Gravillon 149. Adana Demirspor bu. Omar Kolley Necip 147 diyor. Yine de maşallah diyelim Fenerbahçe'mizin borcularına. Fenerbahçe'de Dusan Tadiçi yüzen istatistik yüzen veya kim yüzdü veya ya. Yıldız Dusan, Dusan Tadiç Lig'de 8 maçada 11'de başladı ve 2 asist yaptı İstatistikler ortaya çıktığında ise Tadiç yıkıldı İşte sebebi Fenerbahçe'de Ayaksan bedelsiz olarak transfer edilen Dusan Tadiç konferans ligi gelmelerindeki performansıyla parmak ısırttı Tecrübeli oyuncu ligin ilk haftasındaki Gaziantep maçında asistini yaptı Ardından duraklama dönemine girdi. Şimdi haberi okuyunca bakın bakalım kim neye girmiş. 5 maç sonra açıldı. Sırp Yıldız 5 karşılaşmayı boş geçtikten sonra Rize Spor maçında 1 gol 1 asistle oynadı. Kasımpaşa mücadelesinde de Fileneri sarstı. Ligde 2 kez ağları sarsan 34 yaşındaki futbolcu 2 golünde pasını verdi. Dusan için özellikle asist sayısı arkadaşlarının onun hazırladığı net pozisyonlardan yararlanamaması nedeniyle 2'de kaldı. Ceko ve Şimanski attı. Süper Lig'de 8 maçı da 11'de başlayan ve maç başı 88 dakika ortalama süreyle sahada kalan deneyimli oyuncu toplamda 9 gollük pas verdi. Bunları sadece ilk haftadaki Gaziantep maçında Ceko, Rize karşılaşmasında ise Şimanski değerlendirmeyi başardı. Bakın toplam 9 gollük pas veriyor ama sonuç ortada. İsmail Kartal her geçen hafta arkadaşlarıyla uyumu daha da artan tat için skor katkısının da bu doğrultuda yükseleceğine inanıyor. Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim. Samsun'da yapmış olduğu asist hakemlerce yenildi. Yoksa Samsun'da da yaptıydı. Anlatabiliyor muyum? Yine Ceko'nun bir golü vardı. Golün asistini kim yaptıydı ya? Osay mı yaptıydı? Osay yaptı mesela. Osay'nin bir asisti yenildi. Ceko'nun bir golü yenildi. Bence teknik direktörler yani teknik direktörümüz bunu da belirtmeli futbolculara. Moralinizi bozmayın diye. Bu arada Tadiç 3.63 asist beklentisiyle Süper Lig'in en çok asist beklentisi oluşturan oyuncusu konumunda 3.63 bakın unutmayın. İkinci sırada 2. sırada 2.76 Yusuf Sarı 2.73 Kerem Aktürkoğlu, 2.67 İrfan Can Kahveci 2.25 Ferdi Kadıoğlu Yani ilk 5 asist e, beklenti listesinde 3 tane Fenerbahçe futbolcusu var. Siz ne anlatıyorsunuz? Daha derler adama adam olana derler adam olana derler adam olmayana Üç büyüklerin dev savaşı Can Uzun, Cemuzan, Can Canuzun. Can Uzun, Cemuzan, ne, ne Cemuzan, Can Uzun, Can Uzun. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beştaş. Fenerbahçe ve Baldız arası, Baldızı. Gümber forması giyen Canuzun'u transfer etmek için yeniden <laughs> yarışa girdi lan. Oğlum düzgün yapın şu haberleri. Fenerbahçe, Galatasaray, Beştaş ve Gümbek Canuzun'u transfer etmek için yarışa girmiş arkadaşlar. Baldız, Baldız ne kalan? <laughs> Jumberg forması giyen Can Uzun 3 büyükleri peşine taktı. Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi. 17 yaşındaki orta saha bu sezon 10 maçta 7 gol 2 asiste dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 3 büyükler oyuncuyu yakından izliyor. Yeniden harekete geçecekti. 3 kulüpte gurbetçi oyuncu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Almanya ekibiyle masaya oturmuştu. Fakat hem Can Uzun hem de kulübe teşekkür ederek gelen teklifleri geri çevirmişti. Ocak ayında yeniden hamle yapacaklar diyor. Şimdi Allah rızası için aynı para, aynı şartlar, aynı sözleşme yılı oyuncuya sunulsa ben adım soyadım kadar eminim bugün itibariyle oyuncu Fenerbahçe'ye gelir. Hocam ne alakası var ya Arda Güler, Altay Bayındır, Atilla Salayi, Elif Elmas asayım mı? Hatta belki de Yaza <laughs> Şimanski... Verdi Kadıoğlu, Osai, Stervolde, İsmail Yüksek hiç bilemezsiniz. Yani uzun lafın kısası futbolcu değerine değer katmak istiyorsa, bir yere sıçrayış yapmak istiyorsa, değerini iyi sürdürmek istiyorsa Fenerbahçe'ye gelir. Açık ve net. Bu arada Bundesliga 2'de 9 maçta 4 golü var 471 dakikada yanlış anlaşılmasın. DFB Pok Pokal diyor muhtemelen bu Almanya kupası gibi bir şey herhalde. Yani tahmin ettiğim Almanya kupası. Ya da alt lig mi? Almanya kupasıdır ya muhtemelen. DFB Pokal. Çünkü 9-1 yenmişler bir takımı. Heh, birinci tur dediğine göre 9-1 yenmişler. O maçta zaten gol asist katmış, şey, kasmış. 3 gol 2 asist. Ya, yani toplam 561 dakika oynamış. 7 gol 2 asisti var oyuncunun. Ben e, şunu söyleyeyim. Gurbetçi avı tabii ki sürecek. Hocam yabancı kuralı esnerse ben esneyeceğini düşünüyorum Hoca ayında ona rağmen e, gurbetçi avı sürüyor. Kulübü bırakmak istemiyormuş arkadaşlar. Geçtiğimiz sezon Gençlik Ligi'nde 15 maçta 15 gol 5 asist yapmış. Bu sezon Bundesliga 2'de forma giyiyor. Düşünün Ömer Faruk Beyaz güya bizim süperstar adayımızdı. Almanya 4. Ligi'nde bile süre alamazken bu çocuk 2. Ligi'nde şey yapıyor. Yani Süper Lig'den hemen hemen eşdeğer futbol kalitesinde bir ligde bu kadar istatistik yapmış. Geçtiğimiz sezon A takımıyla 3 mücadelede sahaya çıktı. Oyuncusunu göndermek istemiyormuş. En az 2 sezonda kadrosuna tutup bonservise satma düşüncesi varmış. Everton bilgi almış arkadaşlar. Jürgen temasa geçmiş. Ocak ayında herkes hamle yapabilir. Benfica da hamle yapabilir diyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Benfica, Everton adıysa birçok Avrupa kulübü de 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu takip ediyor demiş. Vallahi Fenerbahçe'nin üstüne yakışan çok güzel bir imaj var gençleri parlatıp satıyor diye. Galatasaray'ın üstüne yakışan da çok güzel bir maç var. E, Fenerbahçe'nin kompleks, komplekslisi. Fenerbahçe kompleksiyle hareket eden zavallı bir duruma düşüyor. O yüzden bugün mesela Şimanski'nin Fenerbahçe'ye gelmesindeki en büyük sebebi Güler'dir. Belli mi olur belki bu arkadaşın da aynısı olacaktır. Fenerbahçe'li yıldızlara Avrupa'dan olağanüstü ilgi. Ocak ayı Fenerbahçe transfer için harekete geçti. Ferdi Doğulu. Şimanski, Crespo, Osterwolde, İsmail Yüksek, Batshuayi gibi isimler Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde 56 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi bonussuz. Ve cazibe merkezi olmaya devam edecek. Ve Fenerbahçe futbolcular Avrupa takımlarının göz bebeği halinde şu anda. Ve tüm dikkatler Fenerbahçe futbolcularının üstünde. Hocam o kadar da değildir. Biraz sanki sen abartıyorsun. Diyebilir misiniz? Ben hiçbir izin diyeceğini zannetmiyorum. O kadar da değil işte. Bakın o kadar da değil. Bugün Şimanski haberleri. Lan biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Öbürü bitiyor öbürü başlıyor. Ben tesadüflere inanmam kardeşim. Allah'a çok şükür ateist değilim. Ya, tesadüf ve sadece ateistler almış Tesadüf diye bir şey yok. Bu takım Türkiye gibi futbolcu satıyor. Sonuçta ortada. Ve şimdi Fenerbahçe futbolcuları mercek altında Elif Elmas, Kim Minji, Arda Güler, Atilla Salay, Altay Bayındır. Birçok futbolcunun son zamanlarda özellikle satışı Fenerbahçe'yi gözde haline getirdi. Her dışı maskeyi zaten biliyorsunuz. İngiliz kulüpleri Manchester. Manchester ne Manchester? Manchester falan yok. İngiliz kulüpleri Michy Batshuayi, Almanya'dan İsmail Yüksek'te temas kuran Alman ekipleri var. Miguel Crisp ve Osterwalde gibi isimler ise şu anda birçok takımın radarında. Koordineli çalışmalar sürüyor. Cazip teklifleri açığız. Bakalım sonuç ne olacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre FIFA kokartlı Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan eşinin MHK eski başkanı Lale Ortay'la ilişkisi olduğunu iddia ederek boşanma davası açmış. Şimdi Hakan Ceylan ismi hepinize tanıdık geliyor. Niye? Sanırsınız varın başında sadece bir kişi var. Hani apartman yöneticisi gibi. Her şeyde o çıkıyor. Yani başka var hakemi yok. Herkes hakemliği unuttu. Bir bu biliyor. Her şeyde her çoktan bu çıkıyor. İnsanların aklına tabii garip garip şeyler geliyordu. Ulan niye hep bu diye. Şimdi bu iddia doğrudur, yanlıştır. Ben bir şey diyemem. Ama ben şunu derim. Hakan Ceylan geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada VAR'da görev almış. Bu sezon herhalde daha şimdiden 28 falan olmuştur yani 8 haftalık süreçte. Cuma bir maçta görev alıyor. Cumartesi bir maçta görev alıyor. Pazar bir maçta. Canı sıkılırsa bir de pazartesi yapıyor. Yani hal böyle olunca da insanların kıllanması gayet normal. Ama haber doğruysa ee, yani haber doğruysa bence gayet hoş bir durum değil. Hani biraz nahoş bir durum. Ancak yani Fenerbahçe'nin hakkını yiyen yarım kilo taş yesin. Fenerbahçe'nin hakkını yiyen iflah olmaz. Olmasın da. Ve ben Lale Orta isminin burada ortaya atılması biraz tuhaf. Şimdi gelelim günahların takımı Galatasaray'a. Hocam böyle bir laf söylenir mi? Niye? Kendileri Fenerbahçe için diyorlar günahların takımı diye. Ya ben şunu söyleyeyim. Bu videoyu çekmeden önce e, neydi o boşnaklara küfür eden Galatasaraylı Beyaz TV'de. O arkadaş e, neydi lan küfür gibi bir adı vardı. Ha şey küfür gibi adını kısaltması küfür gibiydi. O arkadaşı dinledim diyor ki 97 şampiyonluğu şaibelidir Galatasaray'ın diyor. Günah o diyor. Yani, günahların takımı diyor. Öbür tarafta Mesut Bakkal kitabında yazıyor. Öbürü diyor ki Malatya hatırlar gitti. Öbürü diyor ki Taferel bize şey yaptı. Öbürü Popescu bize şike teklifinde bulundu. Günahlar üst üste birikmiş durumda. Ama sorsan en temiz onlar. Onlara göre hep öyle. Onlara göre geçen sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Tabii tabii Galatasaray'ın her şampiyon olduğu sene de Fenerbahçe'yi hakemler şampiyon yaptı. Onlara göre. Hani zeka böyle çalışıyor çünkü. Onlara göre ve Fenerbahçe şampiyon oldu. Sezon başladı 59. Onlara göre Metin Oktay diye birisi yok. Metin Oktay var diyen FETÖ'cüdür. Ama Metin ile sezonun hareketini yaparlar. Metin Oktay efta, efsanemizdir derler. tabii. Bunu kabul etmeyen de FETÖ'cüdür onlara göre. Onlara göre yani bu mantıkla herkes sıkıntılı. Ali Samiyen diye bir efsaneleri var. Öyle söylüyorlar. Varmış yani. Ama Ali Samiyen'in oynadığı sezonlar kesinlikle sayılmasın. Çünkü Fenerbahçe şampiyon olmuş. Öyle olduğu için sayılmasın. Ya bunlar şaka değil. Gerçekten bunlar böyle arkadaşlar. Araştırın bak 59 öncesi sayılmasın. Fenerbahçe 6-0 yeniyor. Yıldırım bir kararla 7-0 yenilmişiz. Tarihe çıkıyor. Bir gerken falan savaşında. Hemen sonra işte düşman güçleri miz, miz, şeylerini, miğferlerini, zırhlarını falan çıkarıyorlar kenara. Maç Kadıköy'de oynanıyor. Kadıköy'deki Ali Sami Enstad'ında oynanıyor. O kadar yağmurlu bir hava ki Anadolu'dan Avrupa tarafına geçilmiyor. Avrupa'dan da Anadolu takımına geçilmiyor. Yani Fenerbahçe gidemiyor. Galatasaray gelemiyor. Yani Fenerbahçe'nin stadyumunda oynanıyor ama Ali Sami şey yazıyorlar. Yani Avrupa tarafında oynanıyor. Yani hiç yalan söylemezler. Böyle bir tarihe sahip takım var. Allah bin belasını versin. Bin bir türlü belasını versin. Ne kadar bela varsa hepsini versin. Bizden ne çaldıysa hepsini ödesin. Bize ne yaşattılarsa Rabbim bin katını yaşatsın. Fabrizio Corona'nın açıklamasına göre Nicolo Zanyolu, Sandro Tonali ve Nicola Fagioli yasa dışı sitelerde bahis oynuyorlar. Yani Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği ve büyük servis beklediği çöp Zanyolu yasa dışı bahis oynuyormuş. Arkadaşlar bakın yanlış anlamayın beni. Yurtdışında yaşayan arkadaşlarım çok daha iyi anlayacaklar beni. Yurt de o kadar anlamayacaklar. Yurtdışındaki muhabirlerin genellikle şerefi vardır. Yani %99'unun şerefi vardır. Bunlar yalan söylemeyi çok büyük bir şey olur. Yani Hazreti İsa'ya falan şey yapıyorlar. Yani üç baba ruh falan. Hz. İsa'ya küfür etmek bunlar için daha az günahtır. Hani bizde domuz eti yemek mi haram, kul mı yemek haram? Abi kul hakkı ama domuz eti yeme o daha haram diyorlar ya. Bunların yalan söylemek için o domuz eti yemek gibi. Bu adamlarda yalan söyleme adeti yok. Hani ben bir spekülasyon çıkarayım, para kazanayım, çok kalayım falan yok öyle bir dünya. Bunlar doğru söylerler. O yüzden ben güveniyorum yani. Bunlar, bunlar yalan kesinlikle olmaz. Demek istediğim anladınız yani mı? herkes Türkiye'deki spor yazarları gibi değil yani. Türkiye'deki spor yazarları ne yalan söylesem daha çok okunur. Ee, Zanyolo LGBT mi desem? Yok lan daha az tepki alırım. Zanyolo Allah'a söylüyor Yok o da olmaz. Küfür olur. Lan Zanyolo... Zanyolo evinde ayran içerken yakalandı yazalım falan. Ya, Türkiye'deki medya böyle. Türk dışındaki medya bunu boşuna söylemez. Bak devam ediyor. Torino savcılığına yapılan şikayet sonrasında Agioli bahis oynadığını itiraf etmiş. Param bir. Korona... Corona Zaniolo'nun yedek kulübesinde bile bahis oynadığını açıklamış. Bak arkadaşlar bunlar basit şeyler değil. Bak mesela Türkiye'de bir isim vereyim. Ya Sabuncuoğlu. Ben desem ki ya Sabuncuoğlu'nun şöyle şöyle bir kusurunu gördüm. Şunu yaparken yakaladım. Ya Sabuncuoğlu çok özür dilerim ama eşek başı değil herhalde çıkacak diyecek ya. Yapmadıysa beni dava edecektir. Ulan sen bana nasıl böyle dersin diyecektir. Yaptıysa ne yapacaktır? Yaptıysa Mustafa Hoca yükselirken o düşüşe geçecektir yap, yaptığı şey çok daha büyük bir suç diyelim. Çok daha büyük bir suç diyelim. Ne olacak? Yine devam edeyim. Zaniolo, Tonali ve Fagioli'nin İtalya yasalarına göre yasa dışı bahis oynamaktan dolayı futboldan 3 yıl men edilmeleri ve idari para cezasına çarptırılmaları bekleniyormuş. Kurban olduğum Allah'ım. Hadi inşallah. Hadi inşallah. 15 milyon euro bon servis verdiler. Hoppa. Belli bir sayıda maç oynadığı için, belli bir sayıda gole ulaştığı için 5 milyon euro da bonus verdiler. 20. 5 de şampiyonluk bonusu. 25. Ben demiyorum. Erden Timur'u dinleyin. Bana sormayın. Ben uydurmuyorum. Erden Timur'un sözleri. Hani Erden Timur Galatasaraylılara göre peygamber gibi adam ya. Her söylediği doğru ya. Ben onların e, başa getirdikleri kişiden söylüyorum. Erden Timur'un açıklamalarına göre. 25 milyon euro bonuslarla birlikte para ödemişler. Sadece 6 milyon euroluk bir bonusu kalmış. İşte o da çok zor bonusmuş e, altın ayakkabı falan alırsa diye. 5 milyona kiraladılar. 25'ten 5 çık 20. Şu anda zarar 20. Tabi oyuncunun 5 milyon euroluk yıllık ücretinin olduğunu belki de oraya siz bize 5 verin biz de yıllık ücretini verelim. Bu sayede bize 5'lik limit açılsın demedilerse o da ayrı mesele. Yani o dedilerse 25 zarar hala devam. Bir de geçen sezonki ikinci dönemde yani se geçen sezonki aldığı para var ikinci dönemde. 4 milyon euro civarında 29 civarında falan bir zarar edecek. 3 yılda men yerse zaten 3 yıl men yerse futbolu unutur. Sözleşmesi de biter. Galatasaray'a 30 santimlik çok 29 santimlik şok olur. Çey 29 santim 29 milyon euroluk şok olur. Evet öyle. deyince başka bir şey. 29 milyon euroluk şok olur. Hadi inşallah. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ha çimziye çık. Ha çimziye çık. PAS Milli Takım Teknik Direktörü Valit Regragui Haçim Ziyeçkin Uyluk kasında yırtık olduğunu açıkladı. Hemen yazalım. Uyluk kasında yırtık ne kadar sürede iyileşir? Uyluk kası hamstring e, gerilmesi gibi şiddetli bir gerilme için 6 aya kadar sürebilir. Hafif yırtılmalar 10 gün ile 3 hafta arasındaymış iyileşme süreci. Ve daha şiddetlisi 6 aya kadar sürebilirmiş. Hadi inşallah. 8 ila 10 hafta hafif ve orta dereceli yırtıkların iyileşmesi 8 ila 10 hafta veya daha fazla sürebilmek sürebilmekteymiş. Şiddetli yırtılmalar kas ameliyatına kadar gidebilmek gidebilmekteymiş. Oh! Ne kadar güzel bir gün ya. Şimdi Fast Milli Takım Teknik Direktörü bunu söylüyor. Merak ediyorum. Galatasaray muhabirleri ne iş yapıyor? Whatsapp'tan şey yapmak, talimat almak ve onu haberleştirmek, Fenerbahçe'ye iftira atmak, Fenerbahçe'ye sataşmak dışında. Çok merak ediyorum. Ya bu bu sakatlığı Fas Milli Takımı'nın hocası nasıl açıklıyor? Niye açıklıyor? Hani Küçük akıllı bazı arkadaşlar var ya. Whatsapp e Whatsapp çetesi mi diyorlar bunlara? Dörtlü masa mı diyorlar? Ben benim önümde burada isimler var ama neyse. WhatsApp çetesi deyince kötü bir şey mi oluyor? Yok WhatsApp. Benim bildiğim şey şu. Galatasaray yöneticileri, yönetimi WhatsApp'a benim bir projem vardı hatırlıyor musunuz? Ben ne dedim? Mesela bizim kanalımız 55.400 kişi. Belli bir barem belirleyin. Atıyorum 30.000. Bin. 30 30.000'in üstündeki herkesi alın. Fenerbahçe atıyorum YouTube kanalı. İşte kriter ne kıstas ne 50.000. Misal. Instagram kriter kıstasını 200 bin. Çünkü Instagram'da hileyle abone satın alabiliyorsun. E, Twitter kıstasını 50 bin. İşte e, bunları toplasınlar bir araya dedim. Yönetim ya da yönetimin belirlediği kişi WhatsApp'takiler orada bir ortam oluşsun diye benim projemi Galatasaray uyguladı. Ne yapıyorlar? Bildiğim kadarıyla Erden Timur özellikle bu WhatsApp Galatasaray muhabirleri orta duruyorlar. Diyorlar ki hadi şu haberi yapın. O haberi aykırı yapanı da kızıyorlar. Herhalde bir para mara mevzusu var ama ben bilmiyorum. Para konusuna girmem. Eğer böyle bir Fenerbahçe için Whatsapp grubu kurulursa seve seve onurlu bir şekilde, şerefli bir şekilde girerim. Kuruşla para istemiyorum. İstersem en şerefsiz adam benim. Ben onu da söyleyeyim. Ne denilecek? Şu hashtag atılacak. Seve seve. Elimden geldiğince dilimden gelince dilim ne konuşacağız? Şunu. Ama yine ben söylüyorum. Orada söyleneni yaparım. Ama ben yine eğriye eğri doğruya doğru demeyi de sürdürürüm. Benim karakterim böyle kusura bakmayın. Kastettiğim şey bu. Bu arkadaşlar Whatsapp'tan muhtemelen talimat aldılar. Dediler ki sakın bunu sakatlığını söylemeyin dediler. Büyük ihtimal ondan 12 numarada eleştiriyor. Ama laf aramızda yani Allah benim ve sizlerin beddualarını kabul etti sanırım ki bunların bin bir türlü belası geliyor. Allah daha da bin türlü belasını versin. Daha da belalar bela üstüne gelsin. Çünkü bize yaşattıkları çok ağır travmalar. Yani sokakta çocuklar fener ağlama diyor. Niye? Hakemler Galatasaray'ı kollasın. O saytımsı olsun. Rakip futbolcular demeçler versin. E, herkes Fenerbahçe'ye yüklensin. Fenerbahçe şampiyonluğu o kadar iyi kadrolara rağmen kaçırsın etsin. E, sonra Fener ağlama olsun. Öyle bir düzen yok. Öyle bir dünya yok. Allah sorsun hesabını. Biz soramıyoruz. Gücümüz yok. Yetkimiz yok. Tükendik. Buradayız. Sıfırdayız. Allah sorsun hesabını. Allah çıkarsın hesabını. Dahası da gelecek. Aslında gelecek benim duyduğuma göre Dursun Özbek'le yönetimde arasında çok ciddi bir problem varmış. Elemanın biri demiş ki 6 milyar lira kardan bahsediyorsunuz. Nerede o para demiş. Ne boşa 128 şey, dolar nerede mi öyle bir şey mi demiş. Yok bu başka bir şey mi ya o siyasi bir şey miydi. 6 milyar lira nerede mi demiş. Bir şey demiş 128 milyon dolar mı demiş. Nerede bunlar demiş. Dursun Özbek de Dursun Özbek de da şunu söylemiş demiş ki herkesin içinde sormayın böyle soruları. Özelde ben size anlatırım ama herkesin içinde sormayın bizi demiş. Zor duruma sokuyorsunuz lan. Abi ne yapıyorsunuz da zor duruma sokuyorsunuz? Bak Fenerbahçe futbol aşığı açıklıyor şunu yaptık, bunu yaptık. Konsolide rakamlar, sermaye arttırma, piyasa ölçeği bilmem ne yaptı. Bankalar konsortiyumu bu gemi üflemek bunlar devam etmez. Bu gemiyi döndüremiyoruz falan filan. Ali Koç açıklıyor. Sosyal medyada sizin WhatsApp grubundaki elemanlar başta olmak üzere herkes gidip adamı çöplüyor. Adama saydırıyor. Fenerbahçe olarak gemiyi sürdüremiyorum. Bu gemi gitmez. Rüzgar bitti falan filan. Ha <laughs> ha deyip alay ediyorsunuz. Kardeşim herif açık açık anlatıyor. Sizin gizlediğiniz ne? Hangi paralar? Ben mesela şeyi de çok merak ediyorum. Bu Dilan Polat, Engin Polat meselesi var sosyal medyada. Duymuşsunuzdur. Çünkü ben kırkır gırgır şamatasını çok yapıyorum bunu. Bir tane nahu nahu diye böyle ağzını yüzünü oynattığı bir video var. Ee, görüyorum yani onları falan. İşte vergi kaçırıyorlar, kaçırmıyorlar falan. Fenerbahçe'nin sponsoruna bak falan. Ulan sizin sponsorunuzun biri Duman Kaya'ydı. Duman Kaya'nın başına ne gelmiş? İnternete yazalım. Duman Kaya'ya şok. Duman Kaya'ya ne oldu? Davayı karara bağlayan heyet Sanıklar Halit ve Uğur Duman Kaya'ya silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 şar ay hapse çarptırdı Allah Allah Galatasaray'ın sponsoruna ters kelepçe yazalım sponsor e, ne diyor ekşi sözlük açıklamış <laughs> Ali Koç'a Dursun Özbey'in yanında cep map raconu kesen ve 2 dakikalık Google aramasıyla ne oldu Uğur Vergili'nin başına gelen şeydir. Ters kelepçeli tutuklanmak diyor. Gizli sponsorlardan biri buydu falan diyor. Ben demiyorum ha. Yanlış anlamayın. Neymiş? Başkent inşaatın sahibi. Uğur Vergili. Yani Fenerbahçe'nin sponsoru bak adı şununla anıldı deyip kendi sponsorunun yediği ters kelepçeyi konuşmamak ancak Galatasaray'a yakışır bir durum sanırım. Ya bu olabilir. Bak sponsor şudur. Yanlış anlamayın beni. Ben Hastanesi'ne kefilim. Türkiye'nin en Atatürkçü, en milliyetçi, böyle en e, Türk halkını, Türk insanını seven, en güzel çalışma prensibine sahip olan hastanesi. Gidip memnun kalmazsanız ben bir şey bilmiyorum. O kadar söyleyeyim size. Ya ben normal sıradan bir insan gibi gidiyorum. Ben hastanede de Tamam birçok arkadaşımız takip ediyor ama beni tanımayanlar, etmeyenler var. Ben yani sıradan bir insan gibi gidiyorum. İlgi, alaka her şey süper. Muhteşem. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bizim büyüdüğümüz gibi hastanemiz de büyüsün inşallah. İşte golvar.com mesela adamların internet sitesi var. Oradan haberler paylaşıyorlar, İddia tahminleri yapıyorlar. Yani, elemanlar yazıyor İddia sitesi. Lan gir içeri bak. Yasa dışı iddia da ya, yasa dışı site olması için yasa dışı olması için sonunda betmet bir şey olması gerekiyor. Kaldı ki ben size bir itirafta bulunacağım. Bana yasa dışı sitelerden bir tanesinden yok. 1, 2, 3. 3 farklı siteden. Biri yasa dışı değil. Birisi çok ünlü. Hatta size şunu söyleyeyim. Real Madrid'in göğüs sponsorluğu yapan firmadan ve iki tane yasa dışı e, iddia sitesinden bana sponsorluk teklifi geldi. Teklif çok güzel bir teklif inanılır gibi değil. Akıl alır gibi bir teklif değil. Benim hayalimdeki arabayı belki de bir ayın içinde alabileceğim bir teklif sundular. Allah da şahidim. Sizler de şahidim olun. Eğer böyle bir şey yoksa en adi en şerefsiz adam da benim. İstediğiniz her türlü küfür edebilirsiniz. Kabul ediyorum. Allah da şahidim. Sizler de şahidimsiniz. Reddettim arkadaşlar. Kabul etmedim. Bilginiz olsun. Şu an sosyal medyadaki o bet yapan arkadaşlar muhtemelen bana gelen teklifle aynı teklif almışlardır. Deli para kırıyorlar. Sakın o bet reklamlarına falan tıklamayın. Sakın. Çok deli para kırıyorlar. Çok deli. Bak. Benim istediğim arabanın fiyatını söyleyeyim. 1.5 milyon lira civarında bir fiyatı var. O da ikinci elinin falan. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugün teklifi kabul edeyim. Bir ay içerisinde o arabayı alırım. O kadar güzel bir teklif. Maddi olarak. Ama benim maddi... Allah'a çok şükür öğretmenim. Maaşım yetiyor. Artıyor güzel işlerde kullandığımız paralarımız oluyor. Dün Allah razı olsun 2000 lira bazı arkadaşlar gönderdiler. Ulaştırdık. Birilerinin mutlakması, birilerinin bir şeyi falan. Ben bu işleri daha çok seviyorum. Az olsun, öz olsun. Kaliteli, karakterli insanlara hizmet vermeyi seviyorum. Sizinle şu ortamda olmayı seviyorum. Sizin kaybedeceğiniz 1 lira benim yüreğimden, ciğerimden gider abi. Ha, karın ne oluyor Mustafa hocam? Onu tanıyoruz, bunu tanıyoruz. Diyorum ki ya arkadaş ben tatil yapmak istiyorum ama öğretmen maaşımdan zor. Diyor ki gel sana şöyle bir indirim. Gel burada yap. Burayı da tanıt. Çok güzel oluyor. İndirimli şekilde. Hani karım ne oluyor? Mesela şu an konuştum şu mikrofon. Sevgili Aykut Coşkun sağ olsun. Aykut'a da buradan selamlar olsun. Diyor ki hocam sana hediye göndereceğim. Ya Aykut'um ben alabilirim. Durum var. Olsun hocam hediye göndereceğim. Baktıkça beni hatırlarsın diyor. Bu oluyor. Kârım ne oluyor? Finlandiya'dan selam gönderiyorlar. Kanada'dan selam gönderiyorlar. İsrail'de adam o kadar şeyin içinde selam gönderiyor bana. Anladınız mı? Adam Hollanda'dan geliyor. Kayseri'ye geleceğim. Seni görebilir miyim diyor. Ya yanlış anlamayın. Bak olmaz bir şey değil. Adam Western Union'la 50 euro para gönderiyor. Yeğenlerime harçlık yap diye. Ya inanın. Ben de inanamıyorum. Haklısınız. Ben olsam göndermem açıkçası. Lan. Adam video çeken adam. Öğretmen derim. Maaşı var. Gitsin kendi alsın derim. Adam gönderiyor. Anladınız mı? Ben Hani Allah yolumu şaşırtmasın, yolumu saptırmasın. Allah Fenerbahçe'yi de yoldan ayırmasın, doğru yoldan ayırmasın. Fenerbahçe'ye kim kötülük yapmak istiyorsa elini kolunu bağlasın yaptırmasın. Çok uzattım özür diliyorum. Son olarak da PFDK Fenerbahçe'mize Kasımpaşa maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 140 bin lira para cezası vermiş. Ya PF... Abi bak ben anlamıyorum. Kasımpaşa maçında küfür olmadı ki. Allah nazardan sakındırsın. Ne zaman bunu söylesem başıma tersinden iş geliyor da ya gayet güzel bir şekilde Mete Kalқан maçı yönetti. Hatta hatta Fenerbahçe taraftarı bile "Ulan acaba hakem bizi kolladı mı?" dercesine bir maç yönetti. Çünkü benim teorim var. Fenerbahçe maçını hakemler adil yönetince ilk Fenerbahçe taraftarıcık olan şike mi yapıyoruz? Hakem bizden yanaydı." diyecekti. İnanın o dediğime de geldik. Gayet de güzel Gördüğünü çaldı, gördüğüne verdi. Bir tek Fred'in ayağına basılması kırmızı tartışmaları var. Fenerbahçe'nin golünden önce faul falan. Geçin o, o, yanık kremi. Ulan her tutmaya eğer faul vereceksek ligde bir tane gol olmaz. Bir tane gol olmaz. Haftalar boyunca biz iki tane üç tane gol falan izleriz. Temas var mı? Çekme var mı? Vurma var mı? Yok hiçbir şey yok ama faul. Ben öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı. Darbe var mı? Var. E Galatasaray Kerem'den alırken, Icardi'ni alırken penaltı diye din savunur gibi savunuyorsunuz. Fenerbahçe alınca yok ya bunda penaltı yok. Yüzsüzlüğü bırakın demem o ki. O maç gayet güzel yönetildi. Tarafta niye küfür etsin? Kime etsin? Taşama etsin. <laughs> 55.491'di. Ben bu videoyu sonlandırıyorum. Belki de siz bu videoyu izlemeye burası 55.000 Cuma'nın bereketine 56.000 olacak lan, lan belki. Yok 56.000 zor, zor. Ama hadi Allah söyletmiş olsun inşallah. İnşallah 56.000 olacak. Belki de siz bu videoyu izlerken ben e, ee, Kozaklı'da termal otelde olacağım. Yani dedim ya dostlarımız sayesinde bir şeyler yapıyoruz diye. Bakalım inşallah ayarlayabilirsek oraya gideceğiz. Bu yani. Sizden tek ricam şu bana dua edin kardeşlerim. Diyin Allah yolunu bahtını açık etsin. Derdin sıkıntın varsa gidersin. Eğer bu kanal büyüyecekse hayırlısıysa Rabbim bir an önce tez zamanda daha daha büyümeyi nasip etsin. Ama yok bu kanal büyüyecek ama bana zarar olacak. Sizlere zarar olacak. Ya da bizi yoldan çıkaracak. Beni sizleri yoldan çıkaracaksa Rabbim bu kanalı bir an önce kapatsın. Hiç devam etmesin. Benim yolum belli. Çizgim belli. Allah çizgiden ayırmasın. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler sunuyorum. Görüşmek üzere.